yaklaşık 20 yıldır Bayraklı'da biley olarak, bileyci olarak hizmet veriyorum. Baba mesleği mi? Baba mesleği değil, yani bir köylümüzden. Benim ilk öğrendiğim yerde yaklaşık bir 7 yıl hizmet verdim. 2000 yılında Bayraklı'da iş yerimi açtım ve bu zamana kadar devam ediyorum. Şu anda ortalama 150-200 tane bıçak geliyor. Benim sağ göz doğuştan görmüyor. Ameliyatla korneasını aldırdım. Sol gözde şu anda 4.10-4.20 civarında. Ben çoğunlukla hani bıçağı elimle hissederek ve karşıdan görüntüyü bozmadan hani biliyorum. Allah şükür hiçbir müşterimiz şimdiye kadar şikayet gelmedi ve memnunlar. Bir gözüm doğuştan görmüyor, diğer gözüm %45 görüyor. %40 da engelliyim. İlk mesleğe başladığımda, Çiğli'de başladığımda tabii birkaç yıl zorlandım. Tabii çok bıçaklarda bozduğum oldu. Ama Allah'a şükür 20 yıldır profesyonel olarak gün geçtikçe bilemeye gelen kişiler artmaya başladı. Herkes Allah'a şükür memnun. Biz de çünkü bu kurban bıçakları bileme biraz da vebal. Şimdi diyelim ki bıçak kesmediği takdirde hayvanı hazırlamışsın, tam keseceksin. Bıçak kesmediği takdirde bütün vebali biz alıyoruz. Hayvan acı çekiyor. Onun için şu bıçak bilendiği takdirde jilet gibi kesmesi gerekiyor. Onun için biz Allah'a şükür hiçbir müşterimizden şimdiye kadar şikayet gelmedi ve özen göstererek, yoğun olmamıza rağmen hiç acele etmeden, özenle, özveriyle bıçakları biliyoruz. Yani parmaklarımla açıkçası hissediyorum. Bunun çapaklarını hiçbir taraftan bırakmadan, hani çünkü biz bir de sulu taşta bilediğimiz için hani bıçağın ağzı yanmıyor. 12 ay boyunca bileceğiz. Bayram haftasında 15 gününe bileciler geliyor. Onlar kuru taşta yaptığı için ağızları yanıyor. Bizimkiler hem şekli bozulmuyor hem de ağzında çapak bırakmıyor. Bıçağın ömrü artıyor. Ben ilk bu mesleğe başladığımda bayağı bir zorlandım. Kendim bile neredeyse yılacaktım. Ama eş, dost, akrabalar destek oldu. Bunu günlerce, gece gündüz kendim, nasıl diyeyim, yani ilk çıraklık zamanımda bozarak, boza boza ve öğrendim. Ben nasip olursa sağ gözümden yılbaşından sonra ameliyat olacağım. İnşallah görecek, hiç şimdiye kadar görmedi. Hani doğuştan zaten damar tıkanıklığı vardı. İnşallah korneye nakli olarak. Şu anda sıradayız. Hani sıramız geldiği takdirde nasip olursa ameliyatımız olacağız. Ortaokulu bitirdikten sonra Çiğli'de ilk bu mesleği benim hoşuma gitti. Böyle bir uğraş, bir çaba. Ve ben bunu şu anda örneğin severek yapıyorum. Örneğin ne diyoruz? Mesleği, yani bu mesleğe aşığım yani. Kendi ayaklarımda benim şu anda ellerinizden öper 4 tane çocuğum var. 10-15 yıldır da evliyim. Yani bütün ekmeğimi ben bundan kazanıyorum. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Bu korona döneminde bile hani bütün şeyleri, önlemleri alarak hani bileme yapıyoruz ve Allah'a şükür herkes memnun yani. Yapamazsın diyenler oldu. Ama sonradan onlar da özür dilediler. İşte şu anda devamlı müşterim. Yaklaşık bir 12-13 senelik devamlı kurban haftasında getiren müşterilerim var. Özellikle bizim mesela kurban haftasında elemanlarımız oluyor. Sen bileceksin diyorlar. Hani ve ben bileyip teslim ediyorum. Ben mesela örneğin çoğu zaman müşteri nasıl biliyorsun diye sistemi görmek istiyor. Onun yanında bakıyor böyle, ben mesela örneğin benim gözümde de hafiften bir şaşılık şey olduğu için, ya dedi bunu dedi sen yapma. Bunu usta gelsin diyor. Ya diyor usta benim diyorum. Hani onların gözünün önünde biledikten sonra, keskinliğini gördükten sonra şu anda hiç bizden ayrılamıyorlar. Bıçağın ağzını yakması, yakmaması onun için ortaya güzel bir işlem çıkıyor. Şimdi ben bunu sulu taşta öncelikle örneğin açıyı
kendim parmağımla hissederek yapıyorum açıyı. Hani çoğunlukla hani bakmıyorum. Yani bakıyorum ama bıçağın uçlarına bakamıyorum. Bunu ben kendim açıyı artık hep elimle, bileğimle hissediyorum. Parmaklarımın uçlarıyla da keskinliğine bakıyorum. En sonda makinede çapağını alıp, hani sezonluk değil, 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Örneğin kurban sonrası lokantalar, örneğin pideciler. Kurban için elbette ki yani. Ben yani memnun olmasam herhalde ona güvenip de bırakmam bıçakları. Artı onun yani her tavsiye ettiğinde yani her seferinde gözüm kapalı alırım. Hayır ben yani şimdi şöyle yıllardır tanırım kendisini. Her yaptığı işte de anahtarcılık olsun yani bileyleme işinde olsun. Hep güvendiğim için de buradan başkasına da gitmem. Burak Akpınar. Her zamanki gibi yani ustalığını göstereceğim herhalde. Bekir abi bizim 20 yıllık esnafımız burada. Hem kişilik olarak hem karakter olarak hem de çalışkan bir kardeşimiz. Gönül rahatıyla gelip gidiyoruz. Kurban yani, için mi geldiniz? Evet kurban için geldik. Satır biletiyiz. Ben kendim zaten kesimde yapıyorum. Mesleği gerçekten severek yapıyor. Ayrıca kendi sıkıntıları olmasına rağmen çok mücadeleci. Yani biz halk olarak çok seviyoruz onu, güveniyoruz. O da elinden geldiği kadar sevecen. Yani bizi iyi karşılıyor, biz de ona çok güveniyoruz. İster istemez insanlarda oluyor ama onun azimi, bıçak bilmesi haricinde anahtarcı, gece saat 3'te de arasak, 4'te de arasak, sağ olsun nerede olursak olalım, çıkıp geliyor. Yani çok azimli bir arkadaş. Bir de iş ahlakı çok güzel. Yani baştan sağma iş yapmaz. Eğer beğenmezsek tekrar hemen geri getiririz. Çay söyler, oturtturur, bizi mutlu bir şekilde gönderir. Paramız olmasa dahi işimizi bir şekilde görüyor yani. Mahallenin çok sevdiği bir esnaf, çok memnunuz ondan. İyi bir arkadaşım. 3-5 yıl öncesine kadar İtalya'da getiriyorduk. Hani Alman malı. Bunlar yüzme uçağı. Yer yüzme.